Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde mini kazan testi 2'nin sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet birinci soruya bakıyorum. 75 bölü 11 rasyonel sayısının devirli onlarlık gösteriminin virgülden sonraki 63. basamağında bulunan rakam kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 75'i 11'e bölerek sorumuzu çözmeye başlayalım. Evet öncelikle 75'i yazıyorum. Ve 11'e bölüyorum. 75'in içerisinde 11 arkadaşlar. 6 keredir diyorum. 6 kere 11 66. Çıkardım. 9 kaldı. Burası da 0. 9'un içerisinde 11 yok. Bakın buraya bir 0 ekledim. 90. Buraya da virgül ekledim. 90 içerisinde 11 8 keredir. 8 kere 11 88 çıkardım 2 kaldı. 2'nin içerisinde 11 yok arkadaşlar. 1 0 ekledim. 20 oldu. 20'nin içerisinde 11 bir keredir. 1 kere 11 11 olur. Çıkarıyorum. Tekrar 9 olduğunu gördüm. Biraz daha devam edelim gençler. Tekrar 0 olur. 90 ekledim. 0 ekledim. 90 oldu. 90 içerisinde 11 8 keredir. 8 kere 11 88. Çıkardım. 2 kaldı. 2'nin içerisinde 11 yok. 0 ekledim 20. 20'nin içerisinde arkadaşlar 11. 1 keredir diyorum. Ve bakın tekrar 11 ve 9 kaldığını yani tekrar ettiğini görüyorum. O halde 75 bölü 11 6 tam %81 81 81 diye devam eder gençler. Bunu da alttan yüzde 81 olarak devirli olarak gösteririz. Arkadaşlar bu devirli olarak hatta şöyle yapalım. Öncelikle devirli yazalım daha sonra açılımını gösterelim. Bu 81 81 de devam ediyor ya. 63. rakamı istiyor virgülden sonraki. Şöyle virgülden sonraki sayılarımızın üzerine sıraları yazalım. Bakın bu birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü yani birincisi 8, ikincisi 1, 3. 8, 4. 1, 5. 8, 6. 1, 7. dersem arkadaşlar yine buraya 8 geleceğini görüyorum. O halde dikkat ederseniz arkadaşlar tek sayılarda tek sayılar 8'e devam ediyor. Çift sayılar yani 2, 4, 6, 8 gibi sayılarda 1 ile devam ediyor. 63 tek sayı olduğuna göre arkadaşlar o halde tekrar eden sayımız orada edenken sayı 8 olmalıdır diyorum. Ve D şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 3 ile 4 arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar 5 eş parça olduğunu söyledim. O halde eksi 3 tam. Eksi 3'ten itibaren 1 ikincisi. 2 İki bölü 5'tir. Bunu onlara gösterim haline getirebilmek için 2 ile genişletiyorum. Eksi 3 tam 4 bölü 10. Bunu da eksi 3 tam onda 4 olarak yazıyorum. Yani C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olur diyoruz. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruya geçiyorum. Esra yukarıdaki balonların üzerinde yazan rasyonel sayılardan devirli ondalık gösterime sahip olan balonu havaya bırakacaktır. Devirliyi havaya bırakacak. Buna göre Esra'nın havaya bırakacağı balonda yazılı olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Arkadaşlar A şıkkından başlayalım. A şıkkında 5 bölü 8 var. Bakın 8'i görünce 125 ile genişleteyim diyorum. 625 bölü 1000 olur. Bunu da 0'dan 1000'de de 625 olarak ondalık olarak gösteririm. Devre sayı değildir. Devam ediyorum. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Eksi 9'u 11'e böleceğiz. O halde 9'u 11'e bölerek başlıyorum. 9'un içerisinde 11 yok. O halde 1 0 ekledim. 0 tam ekledim. Devam edelim bakalım. 90 içerisinde 11 8 kere. 8 kere 11 88. 2 kaldı. 2'nin içerisinde arkadaşlar 11 yok. O halde 1 0 ekledim. Çünkü bir tane virgülden sonra 0 ekleme hakkımız vardı. 20'nin içerisinde 11 bir kere. 1 kere 11 11. Çıkardım tekrar 9 kere. 9'un içerisinde yok diyorum. Tekrar 0 ekliyorum. 90'ın içerisinde 11. 8 keredir. 8 kere 11. 88. Çıkarıyorum 2. Arkadaşlar bakın aslında artık 2, 9 diye devam ettiğini görüyorum. Şöyle bir tane daha gösterelim. 20 oldu. Tekrar 20'nin içerisinde 11. 1 keredir diyorum. Bakın burada 9'un tekrar ettiğini gördüm. O halde bu sayımız... Eksi 9, pardon eksi 0'dan %81, 81 devam eden devirli sayı olur diyoruz. Evet o halde benden burada ne istemişti? Devirli onlardaki gösterime sahip olan balonu havaya atacaktı. Bakın bu devirli sayı çıktı. Demek ki sorumuzun cevabı yani havaya atılması gereken balon eksi 9 bölü 11 olur diyoruz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. A, B ve C birer rakam olmak üzere 9 bölü 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi A, B, C olduğuna göre A eksi B, C üstü B ifadesinin değeri kaçtır? diye soruyor. Arkadaşlar hemen 9'u 4'e bölerek devirli olur arkadaşlar bakalım bir. Öncelikle bir ondalık gösterimi haline getirelim. Zaten paydamızda 4 varsa aslında 25 ile genişletirsem Arkadaşlar bunun 100 olduğunu görüyorum. Yani sayımız devirli değildir. O halde 9'un içerisinde 4. 2 kere 2 kere 4 8. 1 kaldı. 1'in içerisinde 4 yok. 1 0 ekledim. Virgül ekledim. 10'un içerisinde 4 arkadaşlar. 2 keredir. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. Çıkardım 2 kaldı. 2'nin içerisinde 4 yok bir sıfır ekledim. 20'nin içerisinde 4 5 keredir diyorum. 5 kere 4 20. Bakın kalanı sıfır olarak gördüm. Demek ki 9 bölü 4 2 tam yüzde %25 25'e eşittir. Evet buradan A virgül BC demiştik. O halde A'nın değeri 2, B'nin değeri 2 ve C'nin değeri 5'tir. Evet, a eksi c üssü b dedi. A'dan c'yi çıkaracağım. A 2'ydi arkadaşlar. C 5 2 eksi 5 üssü 2. Şimdi 2'den 5'i çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz. Bakın 2 eksi 5 2 aynen yazıyorum. 5'i eksi 5 olarak yazıyorum ve toplayacağım. O halde ne olur? Eksi 3 olur. Eksi 3'ün karesi diyorum. Evet arkadaşlar bakın karedeki sayı yani 2 çift sayıdır. O halde taban pozitife dönecek. 3'ün karesi de 9 olur. Artı 9 sorumuzun cevabıdır diyorum ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diye sordu. Hemen A şıkkından başlayalım. 6 bölü 5 diyoruz. Arkadaşlar 2 ile genişletirsem 12 bölü 10'dur. Bunu da 1 tam 10 da 2 olarak ifade ederiz. B'ye bakıyorum. Eksi 6 bölü 8. Öncelikle arkadaşlar şöyle 2 ile sadeleştirelim. Eksi 3 bölü 4'tür. 4'ü görünce 25 ile genişletmek istiyorum. Eksi 75 bölü 100. Bu da eksi 0 tam 100 diye 75 olur diyoruz. Yani bu da doğrudur. Bakın A ve B doğru oldu. Evet devam ediyorum arkadaşlar. 21'i 20'ye böleceğim. Arkadaşlar 21'i 20'ye bölersem aslında 1.5 olmadığı çok bellidir. O halde yine de gösterelim. Şöyle yukarıda 21'i 20'ye böleyim. Hatta yine kesiri genişleterek yapalım gençler. O şekilde biraz daha uzun olabilir. 21 bölü 20 diyorum. Kesirimizi 5 ile genişletelim. 105 bölü 100 olur. Bu da bir tam %5 olur arkadaşlar. Bir tam onda 5 değildir diyorum. Ve C şıkkı sorumuzun cevabı olur diyelim. Evet, devam ediyorum. 6. soruya geçiş yapıyorum. Eksi 16 bölü 9 rasyonel sayısının devirli onları gösterimi Aşağıdakilerden hangisidir dedim. O halde 16'yı 9'a bölerek sayımızın devirli halini bulmak istiyorum. 16'ın içerisinde 9 bir keredir. 1 kere 9, 9. Çıkardım 7 kaldı. 7'nin içerisinde 9 yok. 1, 0 ekledim virgül. 70'in içerisinde 9 arkadaşlar. Alt, 7 keredir diyorum pardon. 7 kere 9, 63. Çıkardım 7 kaldı. Yine arkadaşlar 7'nin içerisinde yok. 1, 0 ekledim 70 oldu. 70 içerisinde 9, 7 keredir diyorum. Bakın bu şekilde 7 kere 9 63 diyoruz. Ve tekrar ettiğini görüyorum. O halde eksi 16 bölü 9 eksi 1 tam onda 7 7 devreder diyorum. Ve B şıkkında sorumuzun doğru cevabını görüyorum. Evet devam ediyorum. 7. soruya geçiyorum. A ve B birer rakam olmak üzere 11 bölü 3 A virgül B devreden arkadaşlar. Olduğuna göre A eksi B ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. 11'i 3'e bölerek başlayalım. 11'in içerisinde 3, 3 keredir. 3 kere 3, 9. Çıkardım 2. 2'nin içerisinde 3 yok arkadaşlar. 1, 0 ekledim, virgül ekledim. 20'nin içerisinde 3, 6 keredir. 6 kere 3, 18. Çıkardım yine 2 kaldı. Bakın yine bir 0 ekledim. 20'nin içerisinde 3, 6 keredir diyorum. 6 kere 3 18. Tekrar 2 diyorum. Ve arkadaşlar bakın 0 eklersem aslında artık 6'nın devam ettiğini görüyorum. O halde 11 bölü 3'ü 3 tam 10'da 6. 6 devredir olarak görüyorum. Buradan A virgül B idi. B devriyor. Bakın A buradan 3'tür. B de 6'dır. Bizden a eksi b'yi istedi. 3'ten 6'yı çıkaracağım. Birinci sayı arkadaşlar aynen yazıyordum. 6'yı eksi 6 olarak yazıyorum. Ve topluyorum. O halde 3 eksi 6 daha. Eksi 6'nın mutlak değeri daha büyüktür diyorum. 6'tan 3'ü çıkardım. 3. Eksi 6'nın işaretini yazdım. Eksi 3 olur. İşlemimizin sonucu değişiklidir. Evet devam edelim. 8. soruya geçelim. Evet arkadaşlar 8. soruya devam ediyorum. 27 bölü kare rasyonel sayısı devri onları gösterim biçiminde gösterebilmektedir. Buna göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Şimdi şıkları incelediğim zaman bakın buradaki 15 sayısı. Şimdi eğer 27 ve 15 sadeleşecek olursa 5 haline getirebilirsem ondalık gösterim haline getirirken devirden kurtuluruz arkadaşlar. Yani devirsiz yazabilirim diyorum. O halde bakalım C şıkkını uygulayalım bir. 27 bölü 15 diyorum. Her iki sayıda 3'e bölelim. 9 bölü 5 oldu. Bunu da 2 ile genişletiyorum. 18 bölü 10. Bakın 1 tam 10 da 8 olarak yazıldı. Evet devirli sayı yazılmadı arkadaşlar. O halde sorumuzun cevabı ortaya çıktı diyorum. Ve C şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet diğer şıklarda arkadaşlar normal bölme işlemi yaparak devirli olduğunu sizler görebilirsiniz diye söylüyorum. Evet bu soruyla da arkadaşlar dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.